Bastak marka 2500 model kuru gluten cihazının son kalite kontrolleri uluslararası akreditasyon belgesine sahip Bastak Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yapılır. Bastak marka 2500 model kuru gluten cihazı düz ve sağlam bir zemine yerleştirilir. Cihaz 220 volt 50 Hz topraklı şebeke voltajında kullanılır. Cihazın kurulacağı laboratuvarın topraklaması ölçülür. Topraklama değeri küçük eşit 5 ohm olmalıdır. Şayet değil ise yeniden topraklama hattı çektirilir. Cihazın kullanımını bilen operatör haricinde kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz üzerinde veya yakınlarında yanıcı ve yakıcı madde bulundurulmamalıdır. Yetkisiz kişiler ve firmaların cihaza müdahale etmesine müsaade edilmemelidir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Bastak Teknik Servis ile iletişime geçilmelidir. Bastak marka 2500 model kuru gluten cihazı buğdaydan elde edilen irmik, un ve tam buğday unu numunelerinin kuru gluten miktarını tespit etmek için kullanılır. Kuru gluten değerlerini tespit etmek için Bastak marka 2500 model kuru gluten cihazının fişi prize takılır. Cihaz kumanda kutusu üzerinde bulunan LCD ekranda, sol üst köşede 150 derece olan test sıcaklığı, sağ üst köşede toplam 240 saniye olan test süresi ekranın alt satırında ise test aşamaları görünmektedir. Cihazın kumanda kutusu üzerinde start butonu, analizi başlatmak için kullanılır. Stop butonu analizi sonlandırmak için kullanılır. Temperature butonu, sıcaklık değerini değiştirmek için kullanılır. Time butonu, analiz zamanını değiştirmek için kullanılır. Cihaz açıldığında uluslararası standart test sıcaklığı olan 150 dereceye otomatik olarak ulaşır, ekranda ready yazısı çıkar ve sesli uyarı verir. Böylece cihaz test için hazır duruma gelmiştir. Sonra cihazın üst kapağı açılır ve yaş glutenler cihaza bir pens yardımıyla konulur. Kapak kapatılır. Kapak kilidinin tam olarak kapandığına dikkat edilmelidir. Cihaz üst kapağı kapatıldıktan sonra start tuşuna basılarak cihaz teste başlar ve ekranda testing yazısı çıkar. Test bittiğinde cihaz sesli uyarı verir ve operatör tarafından üst kapak açılır. Kurumuş glutenlerin tartım işleminin gerçekleştirilmesi için 0,01'lik hassasiyette terazi kullanılır. Bu maksatla tartım kabı teraziye yerleştirilerek dara alınır, sonrasında üzerine ilk kefeden elde edilen kuru gluten bir pens yardımıyla alınarak tartılır ve kaydedilir. Birinci kefeye ait yüzde kuru gluten değerinin hesaplanabilmesi için tartımda elde edilen değer 10 ile çarpılır. İkinci kefeye ait yüzde kuru gluten değerinin hesaplanabilmesi için tartımda elde edilen değer 10 ile çarpılır. Cihaz ekranına sol taraftaki kuru gluten değeri 11,6 girilir ve kayıt edilir. Sağ taraftaki kuru gluten değeri 11,8 girilir ve kayıt edilir. Sonrasında print tuşuna tekrar basarak printer çıktısı alınır. Printer çıktısını daha rahat koparabilmek için feed tuşuna basarak kağıdın çıktı boyu uzatılmış olur. Printer çıktısı olarak aldığımız kağıdın üst bölümünde firma bilgileri, ikinci satırında sol tarafta saat, sağ tarafta tarih bilgileri, üçüncü satırda ortam sıcaklığı, dördüncü satırın orta kısmında numune türü, beşinci satırda sol tarafta sol numune ismi, sağ tarafta sağ numune ismi, 6. 7. ve 8. satırda yaş gluten gluten indeks ve kuru gluten değerleri görülür. Elde edilen değerlerin ortalamaları alınmak istendiğinde kayıt işlemi sonrasında ortalama averaj tuşuna basılarak ortalama değerler cihaz ekranında görülebilmektedir.